Katil kurbanlarını ıssız ve tenha sokaklarda öldürdü. Kontrollü ve tedbirli biri olmalı. Şimdilik kendini iyi saklıyor. Ama bir yerden sonra gösteriş yapmak isteyecek. Gösteriş derken? Suçlarıyla övünmek ve takip edilme isteği. Bunlar seri katillerin ortak özelliğidir. Zodiac katili gazeteye mektuplar gönderdi. Dennis Ryder basına kurbanların eşyalarını gönderdi. Sonlarını da bu hazırladı. Hata yapmaya da böyle başladılar. Bunu mu bekleyeceğiz müdürüm? Hayır. Hata yapmasını biz sağlayacağız. Müdürüm, Sinem'in cenazesi. Aç aç. Evet, şu an Sinem Yücel'in naaşı. Sinem Yücel'in naaşı belediye çalışanları tarafından cenaze aracına alınıyor. Ne acı ki son yolculuğunda onu uğurlayan hiç kimse yok. Sinem son zamanlarda işlenen benzer cinayetlerin ilk kurbanıydı. Kamuoyunun aklında tek bir soru var. Sessizce yitip giden kadınlar bir seri katilin kurbanı mı oldular? Kamuoyu baskısı artacak. Bizim hızlanmamız gerekiyor. Hızlanmamız lazım. O yüzden buraya yeni bir düzen lazım. Kamuoyunun aklında tek bir soru var. Sessizce yitip giden kadınlar bir seri katilin kurbanı mı oldular? Hele hele. Serbest kaldığını duydum. Gelip bir elini öpeyim dedim baba. İyi yaptın kader, sağ ol. Ama asıl bizim sana teşekkür etmemiz lazım. Rıza baba mı? Senden bir konuda yardımını istiyor. Rıza baba öl derse ölürüm. Savcı Ramiz'in telefonunu kader sayesinde ele geçirdik. Sağ olsun, çok emeği geçti. Onun benim için yaptıkları yanında ne ki? Sahi, kaç kere kurtardın beni baba? Boşver, boşver, sağ ol. İyi ettin, geldin. Benden bir isteğin var mı kader? İstek değil de bir şeyler duyduk. Geceleri kızlara dadanan bir katil varmış. Neyse ki artık sen varsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Siz de duydunuz ha? Yanlış anlamayın. Ben çoktan bıraktım o alemi. Ama bırakamayan var. Mecburiyetten yapan var. Hepsi çok korkuyor. Abla ne yapalım diye bana soruyorlar. Gereken yapılıyor. Ama sen yine de tanıdıklarını tembihle. Şu ara dikkat etsinler, olur mu? Bir şey duyarsan haberimiz olur değil mi kader? Elbette. Güzel, iyi. Aa. Vay. Müdürüm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biz doğru yere geldik değil mi? Odayı biraz değiştirdim. Bence böyle daha iyi oldu. Ve daha sistem havalı. Sistem güzel olmuş. Öyle değil mi? Oyalanmayı pek sevmem. Emin olun bu yeni sistemin faydasını göreceğiz. Nasıl buldunuz? Olmamış. Eski hali daha iyiydi. Komiserim bir şans ver bak, o kadar uğraştık. Siz ona bakmayın müdürüm. Biz daha Mesut'un bir şeyi beğendiğini görmedik. Bin yıllık toplantı odamız ya. Gitmiş yani. Ya dershane gibi olmuş burası ya. Haksız mıyım usta? Yani. Böyle daha iyi olmuş sanki. Yani. Bravo başkomiserim. Sen kimin tarafındasın ya? Ha? Sen kimin tarafındasın sen? Evet. Oo, şahane. Hayda. Beğendiğinize sevindim müdürüm. Sen bizim papazlara bakma. Papaz? Değişiklik papaz iyidir. Ayrıca kısa bir hatırlatma olsun herkese. Bu seri katil dosyası kapanıncaya kadar candan müdür ekibin başında. Ve nasıl rahat ederse öyle çalışacak tabii. Anlaşılmayan bir şey? Benim için sakıncası yok baba. Mesut? Anlaşıldı baba, tamam. Bir sıkıntı güzel, yok. Güzel. Ha, siz ikiniz gelin bakalım bir benimle. Şu deve meselesini en baştan bir anlatın bakalım. Deve mi? Nereden biliyor lan? Sen söyledin değil mi? Sen söyledin. Seni Allah kahretsin. Deve mi dedi? Yani ben de öyle duydum. Deve derken?
Müdürüm, yani Hüsnü abinin başına ara sıra bazı tuhaf olaylar gelir. Normal yani. İnsan önce şaşırıyor ama alışacaksınız. Başlayalım Merveciğim. Başlıyoruz. Oğlum müzik yok mu? Açsana azıcık. Teyip bozuk Kader abla. Hayırdır, sen yoktun bayağıdır. Bu gece böyle. E bırakmıştın hani? Sen eskiden daha az konuşurdun Nuri. O zaman daha iyiydin. Pardon abla. Otele sür. Çıkışta da bana taksi aratma. Dediğim saatte gel. Tamam abla. Hay senin kullanacağın arabaya. İçim dışıma çıktı ya. Pis herif. Lan neredesin sen? Hani beni bırakacaktın? Abla, havalimanı müşterisi geldi. Kusura bakma. İstersen bir arkadaşı yönlendireyim sana. Hadi lan. Geldim artık eve. Kapat, bağırma beni gece gece. Bir tane akıl yok. Hay elimin ayarı. Direnme. Tamam, teşekkürler verdin ilgi için. Rica ederim komiserim. Eldiven alayım. Ver. Buyurun müdürüm. Cinayeti aynı kişi mi işledi? Şuradan al, çek orada. Şuraya al, şuraya da çek. Şurayı. Lütfen izin verin, açılın. Açılalım lütfen, lütfen işimiz yetsin. Geceleri kızlara dadanan bir katil varmış. Neyse ki artık sen varsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Aynı adam mı? Bulgular eşleşiyor. Önceki 4 kurban gibi boğularak öldürülmüş. Detaylar neredeyse birebir aynı. Issız bir sokak, kamera yok, tanık yok. Biz bu işi hafife mi alıyoruz arkadaşlar? Asla müdürüm. Katili bulmak için her şeyi yapıyoruz. Bu sokağa gelen yollardan kamera görüntüsü toplatıyoruz Rıza Baba. Bekliyoruz. Biraz uzaklaşır mısınız lütfen? Müdürüm. Lütfen biraz uzaklaşalım. Rıza Baba, dün gece otelden çıkınca yürümüş Kader. Telefonda en son taksiciyle konuşmuş. 5 dakikaya geliyorum demiş. Gidin otele bakın. Hı-hı. Kaderle ilgili ne buluyorsanız toplayın gelin. Hı-hı. Hadi. Lütfen biraz geride durun Eda Nur. Buyurun komiserim. Lütfen arkadaşlar lütfen. Otele gidiyorsunuz. Kamera görüntüsü topluyorsunuz tamam mı? Çalışanlarla da konuşalım mı komiser? Konuşun. Ama şüpheli bir durum olursa varsa bana muhakkak bildirin. Başüstüne komiserim. Dün elinizden kaçırdığınız adam, ona ne oldu peki? Bulamadık. Üzgünüm ama bence bu cinayetin de baş şüphelisi o. Burası pavyona yakın. Cinayet saati Rıdvan'ın bizden kaçıp ortadan kaybolduğu saate denk geliyor. Müdürüm, kamuoyu sizden bir açıklama bekliyor. 5. cinayet oldu. Vatandaşlarımız endişeli. Herkes sizden açıklama bekliyor. İddialara ne diyeceksiniz? Öldürülenler hayat kadınları olduğu için soruşturmada gelişme sağlanamadığı iddia ediliyor. Arkadaşlar, o ne biçim laf Allah aşkına, yapmayın. Yapmayın. Kurban kim olursa, ne olursa, ne yapıyor olursa olsun ortada ilgilendiğimiz bir cinayet var. Soruşturması nasıl gerekiyorsa öyle yapılır. O zaman olayı sizden dinleyelim. Bir açıklama yapar mısınız? Soruşturmanın bu aşamasında bu kadar konuşabiliriz. Ama evet, bir seri katille karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Asayiş Şube özel ekiplere geçici görevle atanan Müdür Candan Ceylanlı'nın açıklamalarını dinlediniz. Sözleri halkımızın kafasında oluşan soru işaretlerini giderdi mi bilmiyoruz. Ama odadaki fili hepimiz görüyoruz. Aramızda dolaşan bir seri katil var. Ne olacaktı yani? Koskoca emniyet onların derdine mi düşecekti? Şşt, öyle deme Hamza. Kimin ne günahı var bilemezsin. Neyi bilemezsin kızım? Her şey ortada işte. Hak ettiklerini bulmuş ahlaksızlar. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Onlar da insan evladı. Yazık değil mi? Senin aklın ermez böyle işlere.
Çay da soğumuş. Git ısıt. Oğlum, bak bunlar gibilerine üzülmeyeceksin. Ahlaksızlığı yol yaptılar. Elbet biri de çıkar o yola taş koyar. Anladın? Anladım baba. Aferin. Müdürüm, yan sokaktan birkaç tane dükkanın kamera görüntüleri alınmış ama hiçbir şey bulamadık. Merkezde bakalım. Burada başka bir işimiz kaldı mı? Yok, savcı da gitti. Yok. Yok, kalmadı bir işimiz. Adli tıpla konuş Aylin. Bizim dosyayı öne alsınlar. Hızlandırsınlar otopsiyi. Gel. Ha, gel Hüsnü. Tekrar başı sağ olsun baba. Sağ ol Hüsnü. Rıdvan'ın yerini tespit etmişler. Çıktı ekip. Bırakmazlar peşini, merak etme. Onu merak etmiyorum ben. Ben asıl katili merak ediyorum. Var mı başka bir şey? Var aslında baba. Heh, dinliyorum. Şu candan müdür işi. Onu bir konuşmak istedim seninle. Peki candan müdürün nesini konuşacaksın anlamadım. Şimdi Engin müdür olarak başımızdaydı. Bizden biriydi. Görev geldi gitti anladık. Onun yerine yine bizden biri gelse çok uygun olur diye düşünüyorum ben. O biri kim peki? Ben. Yani benim. Ben değil miyim sence de? Yani başkomiserlikte kaç yılım da oldu. Sınavlarıma gireyim. Usulü neyse, nasılsa yani. Alayım amirliğimi. İlle de bir müdür lazımsa ekibe, ben bu göreve talip olabilirim Rıza baba. Candan Hanım da geçici görevle geldiği gibi gider. Biz bize kalırız, daha rahat çalışırız diye düşünüyorum ben. Haksız mıyım? Haklı mısın, haksız mısın bilmiyorum ama zamanlaman berbat üstü. Nasıl? Sen bu kapıdan ne diye girdin? Ne diyerek girdin? Ne dedim? Az önce ya. Başın sağ olsun deyip girip oturmadın mı buraya? Kaderin, dün buraya elimi öpmeye gelen kızın cesedinin başından geliyorum ben değil mi? Sence senin amirliğini, müdürlüğünü dinleyecek bir kafa var mı bende şu an? Yok. Yok. Galiba. Yok kardeşim. Haklısın, haklısın. Kusura bakma Rıza baba. Yok, al kardeşim. Gel, geç otur. Yok baba. Koltuk da senin, rütbe de, müdürlük de senin. Yok. Olsun canım. Allah'ını seversen ya. Gel otur. Al. Aman estağfurullah baba, ben olur mu öyle şey? Tekrar özür dilerim Rıza baba. Ne olur bilemedim, bana müsaade. Müsaade senin. Tamam. Araçlar sonucu yakalanan seri katil şüphelisinin polis ekiplerine uzun süredir direndiği gelen haberler arasında. Yakalamışlar sonunda. Görsün bakalım şimdi. Yanlış adamı almışlardır. Nereden biliyorsun? Çok konuşma. Git çay koy. Az bekle, demleniyor. Bir kez daha hatırlatalım. Son 2 ayda faili meçhul 5 kadın cinayeti var ve hepsinin katilinin aynı olduğu düşünülüyor. Bir süredir kamuoyunu meşgul eden bu dehşet hikayesinde sona yaklaştık mı henüz belli değil. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Git lan. Sen de odanda otur. Selam. Kadıköy'deyim. Buluşalım mı? Saati 5000. Gecelik 10000. Bana uyar. Konum atıyorum. 1 saate buluşalım. Anlaştık. Ben çıkıyorum. Çay demlettin ya. Hamza.
Allah Allah. Deli midir nedir? Ulan her yerdeler. Ben geldim, neredesin? Sen şansına dua et. Aa! Engelledi beni. Ulan dalga mı geçiyorsun? Aşağılık herif. Alçak. Rıza baba, Rıza merhaba. Babam. Nasılsın? İyiyim Rıza baba, sen nasılsın? İyi diyelim de iyi olalım Fatih. Şunlardan biraz ekler misin bukete? Buyurun Rıza babacığım. Yalnız demeyip demeyip diyorum, dayanamadım. Bu ne yakışıklılık böyle gündüz vakti? Ayrı olsun. Sağ ol, sağ ol, eksik olma. Yoksa yengemle yıl dönümü falan mı? Erken kutlama mı Rıza babacığım? Yok, değil, değil. Bir cenazemiz var da çiçekleri çok severdi rahmetli. Bilemedim. Boşboğazlık ettim. Kusuruma bakma. Ne kusuru Fadik? Ne kadar borcum? Bizden olsun Rıza baba. Biz de Fatiha'mızı okuruz rahmetli. Allah sizlere uzun ömür versin. Sağ ol, sağ ol. Şunu al. Hadi. Hayırlı sen işler, sağ ol hayırlı baba. İşler. Çok severdi Rıza babayı. Efsane anne, geldi ha cenazeye. Boşuna mı efsane diyorlar? Şey değil mi bu hani? Bu. Şey değil miymiş bu ya? Haberlerde dedilerdi. O yolun yolcusu. Allah Allah. Bu mahalleden miymiş? Ne bileyim. Ahlak namus mu kaldı millette? Aha bunlar da arkadaşları herhalde. Hepsi o yolun yolcusu belli. Sevabına durayım dedim ama ben bu namazı kılmam arkadaş. Hadi bana eyvallah. Bey abi, su testisi su yolunda demişler. Affedersin ***muş rahmetli. Kılınmaz bunun namazı. Hani bilmiyorsundur diye. Çık dışarı hadi. Ne dedik ya? Çık. Senin duana kimsenin ihtiyacı yok. Hadi çık. Allah Allah. Allah'ın kullarına gösterdiği sonsuz merhameti biz kimiz de birbirimizden esirgiyoruz. Değil mi Rıza baba? Haklısın hocam. Tek başına mı kılacaksın rahmetlinin namazını? Gerekirse tek başıma. Hadi başlayalım.
Anladım, tamam. Metin yetişir mi? Kurgudan soruyorum. Yolluyorum birazdan. Tamam. Efendim? Belin Hanım, size telefon var. Kimmiş? İsmini vermedi. Kadın cinayetleriyle ilgili aramış. Hadi ya. Bağla hemen. Alo. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? Ben ne istersem onu öğrenirsin. Anlamadım. İsmimi boş ver. Ben senin aradığın kişiyim. Ve katil unvanını asla kabul etmiyorum. Seri katil arıyor. Hemen kayıt al. Ne diyorsun? Alo. Orada mısın? Evet, buradayım. Ben doğru mu anladım? Siz o kadınları... Doğru duydun. Ben öldürdüm. Peki ben buna nasıl inanacağım? İnanmadın. İlkinin omzunda martı dövmesi vardı. İkincisinin boynunda doğum izi. İnanmıyorsan git aç mezarlarına, bak cesetlere. Doğru söylediğimi anlarsın. Adli tıpı arayın, sorun hemen. Tamam, ben de. Peki, diyelim ki doğru söylüyorsun. Niye yapıyorsun bunları? Hak ettiler de ondan. Tek tek tuzağıma düştüler. İncecik boyunları benim kuvvetime dayanamadı. Çok çabuk öldüler. Ve biliyor musun? Hiç yazık olmadı. Onlar sefil hayatlarından kurtuldu. Biz de o sapıklardan kurtulduk. Günahkarlara bu dünyada yer yok. Bu şehrin namusunu gerekirse tek başıma temizleyeceğim. Ve asla durmayacağım. Asla! Alo. Alo, orada mısın? Kapattı. Ne yapacağız şimdi? Ben döndüm, geldim. Görevde şuydu buydu, koşturdum, bitirdim. Sen bana ne dedin baba? Ne dedim? Gel ekibe katıl. Devam et burada mesleğe demedin mi? Ha, evet dedim, dedim. Ben ne dedim? Ya bilmece gibi konuşup durma. Ne diyeceksen de, kafam şişti. Ne istiyorsun sen? Aşk olsun baba. Ben senden ne zaman bir şey istedim? Ama yani liyakat diye bir şey var. Ben yıllarca bu mesleğe emek verdim. Sen de bunun en yakın şahidisin. Ama işler değişti. Heh. Mesut. Hüsnü Çoban benim üstümde mi? Üstümde. Bir de onun üstüne candan müdür geldi. O da benim üstümde. Bu ne ya, böyle altta kalın canı çıksın gibi. Evi ben kaldım altta yani, yalan mı? Benim devrelerim müdür oldu, vali oldu ya. Peki. Ne yapalım sence? Hüsnü müdür olsun. Benim boş komiserliğimi verin. Candan müdür zaten geçeceğimiş, bugün yarın gitsin. Biz bize, işimize gücümüze bakalım baba. Rıza baba, sen bugün bayağı bir şıksın, güzel giyinmişsin. Böyle toplantı moplantı bir şey mi var? Cenaze vardı, cenaze. Kaderi defnettik. Hadi ya, bugün müydü o? Ya. Kızcağıza son görevimizi yerine getirdik. Şimdi de geldim işte, burada seni dinliyorum. Rütbeleri, terfileri kafana göre dağıtmışsın. Tayinleri de yaptın. Sen zaten çözmüşsün her şeyi. Yaz dilekçeni İçişleri Bakanlığı'na. Al. Gerekeni yapsınlar. Al. Öyle oluyor mu ki? Olmuyor işte. Ama böyle de olmuyor. Bıktırdınız artık. Yani ne makam mevki sevdasıymış bu sizde. Önce işimizi yapalım, katili bulalım, değil mi? Daha sonra bunlar, ha? Anladım baba. İyi, güzel. Ben çıkayım o zaman. İyi olur, iyi olur. Hadi çık. Günahkarlara bu dünyada yer yok. Bu şehrin namusunu gerekirse tek başıma temizleyeceğim. Ve asla durmayacağım. Asla! Tekrar oynatayım mı? Bu kadarı yeter. Bize gelmekle iyi yaptın Beril. Teşekkür ederiz. İnşallah işe yarar. Numarayı kontrol ettiniz mi? Bir şey çıkmadı canım. Yurt dışı at kullanmış. Ama cesetlerle ilgili verdiği detaylar, martı dövmesi ve doğum izi, onlar doğru. Bizdeki otopsi raporlarında bu detaylar mevcut. Sanırım sahiden katille konuşmuşsun. İyi ama beni arayarak niye kendini riske attı ki? Çünkü çoğu seri katil gibi o da narsist. Yaptıklarıyla gurur duyuyor ve heyecanını bastıramıyor. Başarısını birilerine anlatmak istiyor. Sence niye özellikle seni aradı? Ben de o bölgede oturuyorum. Bu yüzden cinayetleri en yakından takip eden gazeteci de benim.
Her bir kurbanı haber yaptım. Herhalde dikkatini çekti. Yani bu aralar daha az dikkat çeksen iyi olur. Peşine düşmesini istemeyiz değil mi müdürüm? Katil istedi diye saklanacak değilim. Ama yardım edebileceğim başka bir şey varsa seve seve yaparım. O zaman senden şunu isteyeceğim. Bu akşam ana habere bağlanacaksın değil mi? Elbette. Güzel. Abi kabak çekirdeği var mı? Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var. Ancak daha önce gündemi sarsan kadın cinayetleri üzerinde duracağız. Abi kabak çekirdeği var Bildiğiniz mı? Gibi Kadıköy bölgesinde son aylarda üst üste faili meçhul cinayetler işlendi. Ve tüm gelişmeler ortada bir seri katili olduğuna işaret ediyor. Abi. Alo. Ne var? Üst üste isteniyorum, duymuyor musun ya? Duymuyorum ulan, var mı? Kapalı dükkan. Çık dışarı. Allah Allah. Hadi. Ne biçim esnafsın ya? Evet sayın seyirciler. Hattın öbür ucunda meslektaşım Beril Gündüz var. Kendisi ilk günden beri olayların takibinde. Sendeyiz Beril. Teşekkürler Seray. Bugün hem kurbanların aileleriyle hem de emniyet mensuplarıyla görüştüm. Aileler acı içinde. Polis ekipleri tüm imkanlarıyla sahada. Ancak henüz katil zanlısından bir iz yok. Nasıl iz yok ya? Aradım ya sizi. Tabii bir sürü ipe sapa gelmez iddialarla ve asılsız ihbarlarla hem emniyeti hem de biz basın mensuplarını meşgul edenler, soruşturmayı sulandırmaya çalışanlar var. Ancak emniyet bu tarz saçmalıklar yerine somut izlerin peşinde ilerleyerek soruşturmayı yürütüyor. Aferin Beril. Bu akşam ana habere bağlanacaksın değil mi? Elbette. Güzel. Katilin seni aradığını anlatma yayında. Onunla konuştuğundan bahsetme. Sana anlattıklarını paylaşma. Onu tamamen yok say. Bu ne işe yarayacak? Bu tipler kendilerini duyurmak için, yani bir nevi reklam yapmak isterler. Katil bu yüzden seni aradı. Senin aracılığınla sesini duyurmak isteyecek. Ama sen ona bu fırsatı verme. Dolayısıyla katilin motivasyonu nedir henüz emin değiliz. Ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair şüpheler de mevcut. Lan! Beril tam istediğimiz gibi konuştu. Katil zanlısı çok bozulmuştur. Onunla ilgili tek kelime etmedi. Peki Beril'i aradığı numarayı araştırdık mı biz? Hat aramadan sonra iptal edilmiş. İş sürülemiyor. Ama bu arada başka bir şey keşfettik. Öldürdüğü kadınların hepsiyle aynı sosyal medya uygulamasından görüşüyor. Hepsiyle mi? Hı hı. Sinem, Kübra, Esin, Gözde ve Kader. Hepsinde aynı uygulama var. Katil hepsine buradan mesaj atmış. Ve her seferinde aynı hesabı kullanmış. Peki adres takibi yapamıyor muyuz? Yani kabaca o bölgede yaşadığını tahmin ediyoruz. Ancak bazı istasyon kaydı yok ve muhtemelen VPN kullanıyor. Tam adresi göremiyoruz. Ancak hesap hala aktif. Yani istesek katile bağlantı kurabiliriz. Yapabileceğiniz her şeyi yapın, tamam mı? Bu herif habercileri arayacak kadar kontrolden çıktıysa sırf şöhreti devam etsin diye yeni cinayetler de işleyebilir. Anlaşıldı baba. Arkadaş hep burada mı bekleyecek Beril? Rıza müdürlerin ekipten. Tedbir olsun diye evet. Ama böyle de polis gözetiminde işimizi yapıyoruz gibi oluyor. Durun tamam. Sen istersen aşağıda falan bekle. Ya da arabada olur mu? Ne zaman çıkacaksın? Daha işimiz var, çıkmam. Ama çıkarken mutlaka haber veririm. Aldın değil mi numaramı? Evet evet var. Merve'ydi değil mi? Evet. Tek çıkmak yok. Emri biliyorsun. Bilmez miyim? B
Bizi senden yardım istediğimize pişman etmezsin değil mi Beril? Hayır müdürüm, neden yapayım öyle bir şey? Adamın seni kafaya takması muhtemel. Sendeki habercilik hırsı da malum. Biz işimizi yine de garantiye alalım, tamam mı? Bence de. Merve sana eşlik edecek. İş yerinde de, evine gittiğinde de. Nasıl yani, ben evime kadar polisle mi gireceğim? Hayır, kapında bekleyecek. Seninle temasa geçen olursa da mutlaka bize bildireceksin. Anlaştık herhalde, değil mi? Tabii ki müdürüm. Güzel. Sana emanet, hadi. Anlaşıldı müdürüm. Hadi. Bir şey mi oldu, neden çıktın? Tepesinde dikilmeyeyim dedim insanların. Çıkarken haber verecek. Var mı yiyecek bir şeyler? Tost var, açılmadı hiç. Ayran da var arka koltukta. Oo, daha ne olsun? Beril Hanım, lütfen mesajımı görün. O katil bana da saldırdı ama kaçmayı başardım. Yüzünü de gördüm ama polise gidemem. Başka bir suçtan aranıyorum. Sadece sizinle görüşürüm. Lütfen bana dönüş yapın. Başka kadınlar ölmesin. Geçmiş olsun. Yüz yüze görüşmek isterim. Nerede buluşabiliriz? Emniyet uyuyor. Bir katili bulamadı. Keşke bana denk gelse. İdam cezası geri gelsin. Bunların aldığı nefes fazla. Kadın cinayetleri politiktir. Her kimse Allah ayağına taş değdirmesin. Ahlaksız kadınları cehenneme yolluyor. Biz ondan razıyız. Bin kere helal olsun. Ulan asıl sana helal olsun be. Bir sen anlamışsın beni. Allah senden razı olsun. Bu video sana hediyem. Yapma! Ne yaptım ben sana? Yazık ya, şu hale bakın, hamile haliyle sabahladı bizle kadıncağız. Keşke zorlamasaydı bu kadar. Uyandıralım da evine gitsin. Bence dokunmayalım. Bayağı derin uyuyor çünkü. Müdürüm, bunu görmeniz lazım. Ne oldu? Katilden mesaj var. Emin misin? Evet. Katil aç aç, şuna bakayım. Sinem bu. Hı-hı. Sinem Yücel, ilk kurban. 2 ay önce cesedi bulundu. Bir de video çekmiş aşağılık herif. Ne oluyor çocuklar? Katil tuzağa düştü müdürüm. Ha, nasıl? Katilin kullandığı sosyal medya uygulamasına sahte isimle giriş yaptı Merve. Birkaç gündür sürekli katile öven mesajlar yayınlıyordu. Sonunda katilin dikkatini çekmeyi başardı. Ki amacımız da buydu. Bu kez hesabını kapatmamış ve internete evinden bağlanmış. Adını, adresini, her şeyini biliyoruz. Katilin adı Hamza. Hadi size kolay gelsin Devrem. Şahsı biliyorsunuz zaten, Beril Hanım. Biliyoruz, biz de, merak etme. Bütün gece çıkmadı. Bunlar hep böyle mi çalışıyorlar? Bilmem ki herhalde. Ben şuna bir bakayım. Nöbet değiştiriyoruz diye söyledim. İyi, sen bilirsin. Ne zaman çıktı? Dün akşam çıktı. Haber vermedi mi size? Haberim olsa sorar mıyım sana? Bütün gece aşağıdaydık. Nasıl çıktı? Otopark kısmından çıkmıştır. Görememişsinizdir. Allah kahretsin ya. Sen konuştun mu? Hayır, konuşmadım. Ben de. Ne demek bizi atlattı? Böyle mi nöbet tutuyorsunuz kızım? Sabaha kadar gözümüzü kırpmadık müdürüm. Otoparktan çıkmış. Bana da söz vermişti. Giderken haber verecekti. Hemen evine gidip bakın. Bana da haber verin, tamam mı? Anlaşıldı müdürüm. Hadi. Hadi.
Sen kal buraya bak. Tamam komiserim. Hakan, evde karısı çocuğu var. Dikkatli oluyoruz. Anlaşıldı. Polis! Ne oldu? Hamza nerede? Evde yok. Doğru söyle. Vallahi yok. Ne istiyorsunuz? Tamam, seni dışarı alacağız biraz. Hadi, hadi gel, gel. Sakin ol. Arkandayım. Abi. Tamam, korkma. Baban evde mi? Yok. Diğer odalarda boş. Kaçırmışız herifi. Hay şansımıza. Ne yaptı ki babam? Geç otur. Otur. Bak, seninle bir işimiz yok. Kocanı arıyoruz biz, tamam mı? Bak, eğer kocanı saklıyorsan sen de yanarsın. Yemin ederim bilmiyorum yerini. Yaptıklarından da mı haberin yok? Yok dedim ya, vallahi bilmiyorum. Bak beni delirtme. Onca cinayet işledi bu adam. Hiç mi şüphelenmedin ha? Cinayet mi? Aman yarabbim. Nerede saklanıyor bu adam, söylesene. Nerede saklanıyor, bilmiyor musun? Hamza bir şey anlatmaz ki bana. Ne yapar ne eder bilmem. Hamza yok. Anne. Oğlunu bulduk. Yavrum. 14.20'den 45.40'a aranan şahıs görüldü. Tekrar ediyorum. Aranan şahıs Hamza Şahin evinin yakınında bir parkta görüldü. Aranan şahıs Hamza Şahin evinin arka sokağındaki parkta görüldü. Anlaşıldı, itikal ediyoruz. Usta şuradan gir. Kaçmaz inşallah. Yok, candan müdür de açmıyor, Rıza müdür de. Baskında herkes, duymuyor musun? Telsizler cayır cayır. Bu kız nerede peki? Bu Beril. Erkek arkadaşıyla falan mı buluştu acaba? Ya kiminle istiyorsa buluşsun. Yeter ki gözümüzün önünde olsun da. Hamza orada. Kanka ne ya, kanka kanka? Kim yaptı lan sana bunu? Ne oldu sana? Bana kimse bir şey yapamaz. Yarısı yok. Senin karın değil, değil mi bu? Yüzüme bak da konuş lan. Kime ne yaptın? Bir günahkarı daha temizledim. Kimi lan? Kimi? Kimi? Artık çok geç. Nasıl olsa yetişemezsiniz. Ulan ben de günahkarım lan. Hadi bana da yap aynısı. Kadınlara mı yetiyor lan gücün? Usta, 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 dur, 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 dur. Kalk, 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 kalk. Burada olmaz. Yok, konuşmuyor baba. Gördüğünüz gibi... suratıma bakıp bakıp sırıttı. Haberler kötü. Hamza'nın son aradığı numarayı tespit ettik. Beril'e ait. Şu muhabir kız. Allah kahretsin. Belliydi böyle olacağı. Niye rahat durmasın be kızım, niye? Psikopat herif bir kadının ağzından konuşup yardım istemiş. Tuzağa çekmiş kızı. Nerede, ne durumda, öldü mü, kaldı mı bilmiyoruz. O halde... başka çare kalmadı işte. Sen niye konuşmuyorsun ha? Hüsnü. Ne gülüyorsun lan? Ne yaptın belli? Ne yaptın? Şş, bana bak. Nerede kız?
Bilemem. Kendisine sorun. Oldu. Sana son kez soracağım. Bundan sonra olacaklara şahit olmak istemeyebilirsin. Benim için fark etmez. Sana son kez soruyorum. Nerede Beril? Tüm günahkarların gittiği yerde. Cehennemde. Hadi be. Ulan burası da cehennem lan. Burası da benim cehennemim lan. Burası da benim cehennemim lan. Benim cehennemim. Benim cehennemim. Kalk hadi. Kalk. Kalk. Ağlama lan. Kalk şuraya. Kalk. Otur şuraya. Otur lan şuraya. Otur. Hadi şimdi de konuşma bakalım. O kızlara ne yaptın lan? Ne yaptın? O kızları nasıl boğdun lan? Anlat. Anlat. Böyle mi boğdun lan? Böyle mi boğdun? Böyle mi boğdun? Bak birazdan nefessiz kalıp bayılacaksın. Ben seni tekrar ayıltacağım. Sonra dövüp tekrar bayılacağım. Sonra su döküp tekrar ayıltacağım. Yorulunca başkalarını çağıracağım. Dinlenince tekrar elip başka bir yeri kıracağım. Konuş ulan, konuş ulan. Konuş ulan. Konuş. Konuş. Anladın mı cehennem neymiş? Gün ol sokak. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Bağır. Gün doğdu sokak. Harabelerin olduğu sokak. Geç öyle. Geç öyle. Bak seninle daha işim bitmedi, tamam mı? Gün doğdu sokak. Harabelerin orası Hüsnü. Tamam. Hadi çıkın. Tamam. Bak kendi kendine konuşma. Ben gelince konuşacaksın. Konuşma kendi kendine. Siz geride bekleyin. Mekan güvenliyse çağıracağız. Anlaşıldı komiserim. Eda Nur, Melih, sol tarafa bakın. Anlaşıldı. Hemen sağlıkçılara haber verin, hemen. Anlaşıldı komiserim. Dayan. Hadi dayan. Yaşıyor mu? Nabız alamıyorum. Çok kan kaybetmiş. Nefes alıyor. Nefes alıyor, yaşıyor. Hemen anons geçmeli. 45-49 merkez. Kayıp şahıs bulundu ve tedaviye alınıyor. Buraya sedye girmez. Bizim çıkarmamız lazım. Tamam. Melih yardımcı ol.
emniyet birimlerini bir süredir peşinden koşturan seri katil Hamza Şahin nihayet yakalandı. İlk ifadesinde pişman olmadığını söylediği gelen haberler arasında. Maalesef bir meslektaşımız da katil tarafından hedef alındı. Muhabir Beril Öztürk'ün durumunun ciddi olduğu gelen bilgiler arasında. Nasıl oldu Beril? Doktor iyiye gidiyor dedi. Uyanmasını bekliyoruz. Merve, sen nasılsın canım? Çok üzgünüm komiserim. Beril'i korumam lazımdı. Artık bırak kendine yüklenmeyi. Ama bir dahaki sefere daha dikkatli ol, olur mu? Uyanıyor galiba müdürüm. Bir baksanıza. Uyandı. Uyandı çok şükür. Evet, uyandı. Hadi gözümüz aydın. Of, nihayet. Bakın el sallıyor. Öldürülen bütün kızlarımızın ve kaderin hatırasına sahip çıkacağız. Maide suresi de bunu söyler. İnanan herkes bilir ki kim haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibi olur.